Efendim, ülke yönetiminin kuşkusuz bir enflasyon hedefi var, enflasyon beklentisi var. %30'lar civarında yıl sonu için böyle öngörülüyor. 12'de yaptığımız yayında hem bir ekonomisti Profesör Doktor Erhan Arslanoğlu'nu hem de sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'u konuk etmiştik. Özgür Erdursun'a geleceğiz, o da önemli ama Erhan Arslanoğlu'nun yaptığı değerlendirmeleri çok kısa özetlersek, o %30'luk bir enflasyon hedefini yerinde bulmuyor. %45'lik, 50'lik bir enflasyon öngörüsü var ekonomistlerin, o arada Erhan Arslanoğlu'nun. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a gelince, çünkü en önemli beklenti Aralık ayı enflasyonu ile ilgili olarak memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamdı. Memur ve memur emeklileri %16,47, SSK ve Bağkur emeklileri ise %15,40 zam alacaklar. Bu yasaya göre kesin. Ama sesler geliyor, yetmeyecek diyorlar ve bekliyorlar ilave zam. TV100.com yazarı Özgür Erdursun yayınımızda %30'u işaret etti. Toplam zamla ilgili olarak en düşük emekli maaşıyla ilgili beklentisini de açıkladı. %10-17 civarında bir enflasyon farkı, zam beklentisi olduğunu dile getiriyorduk. Ben aylık bazda zaten takip ediyordum, sürekli sosyal medyadan paylaşımlar da yapıyorum. Tabi bu kabul edilebilecek bir durum değil, bunu hükümet yetkilileri de biliyordur. Ve de ben bu oranlarda bir zam yapılacağını ya da enflasyon farkı verileceğini zannetmiyorum. Özellikle seçim öncesi %30'lar civarında bir enflasyon farkı ya da zam diyebiliriz yapılacaktır. Devlet memurlarına, SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerine, Türkiye'de şu anda en düşük emekli aylığı 3500 lira, ona farklı bir oranda zam yapılacaktır. Diğer emeklilere bu oranda enflasyon farkı verilir. Üzerine de bir iyileştirme, refah payı adı altında tekrar zam yapılmış olur. Yani şöyle söyleyeyim, en düşük SSK, Bağkur emeklilerinin almış oldukları 3500 lira %54,66 asgari ücrete yapılan zam oranında artar diye düşünüyorum. En düşük emekli aylığı SSK'da ve Bağkur'da 5400 lira olur. Devlet memurlarında ise şu anda %16,48 değil de %30'lar civarında bir zam yapılacağını düşünüyorum. Ve diğer SSK, Bağkur emeklerinin en altın dışında alanlara da bu oranlarda ben %30'lar civarında zam yapılacağını düşünüyorum. Siyaset ve kulis, altılı masa. Altılı masa perşembe günü bir kez daha toplanacak. Masada Kemal Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği gibi konular olacak. Ayrıca hükümet programı üzerinde çalışmalar da devam edecek. Hangi hükümet parlamenter sisteme geçildiğinde veya seçimi muhalefetin adayı kazandığında uygulanacak program. Bu arada Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımız çok önemli kulis bilgilerine ulaştılar. İzleyelim. Altılı Masa 10. toplantısını 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapacak. TV100 editörü Betül Araz'ın İYİ Parti ve CHP'li kaynaklardan edindiği bilgilere göre Altılı Masa toplantısında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki görüşmesi de konuşulacak. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına Akşener'le görüşmesini "aramızda sorun yok, gayet güzel bir çerçevede görüşme gerçekleştirdik" sözleriyle aktardı. O görüşmede Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da gündeme geldi. Akşener Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcısı tek olacaktı ama sonrasında diğer liderlerin de yardımcılıkları gündeme geldi. "Bu konuyu 5 Ocak'taki toplantıda gündeme getirelim" diye konuştu.
İki liderin görüşmesinde ele alınan bir diğer konu da Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası oldu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nu neden kullanmıyoruz, mağduriyetler var, halkın ilgisi var, neden faydalanmıyoruz görüşünü aktardı. Altılı Masa toplantısında bu konunun da konuşulması üzerine mutabık kalındı. 5 Ocak'taki toplantıda 6 liderin karara bağlayacağı bir başlık da AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği olacak. Nasıl bir adım atılması gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Kulislere göre milletvekilleri arasındaki ağırlıklı görüş oylamaya katılmama yönünde. 6 lider 5 Ocak'taki toplantıda nasıl bir tavır alacaklarını görüşecek. Ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Açıklama ne zaman yapılacak? Perşembe günü toplanacak olan 6 liderin gündeminde bu konu yine yok. Ama Ocak ayı içinde bir kez daha bir araya gelecek liderler. Artık adaylık konusu ilk kez net olarak masaya yatırılacak. Bu arada 6 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metro açılışına 6 lideri tek tek davet etti. Altılı Masa toplantısından bir gün sonra liderlerin bu kez de metro açılışı töreninde yan yana gelmeleri bekleniyor. Ve harika oyunun kralına veda günlerindeyiz. Evet, Santos kulübünün maçlarını oynadığı stadyumda binlerce Brezilyalı önünden sayı geçiş yaptı. Sıra artık defin işlemlerine geldi. O arada Santos'un stadyumundaki cenaze törenine katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı. Aynı zamanda TV100 sunucularından Hande Aydemir de oradaydı. Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele için doğduğu, büyüdüğü ve yıldızlaştığı kent olan Santos'ta cenaze töreni düzenlendi. Büyük bir katılım var burada. Yoğun bir güvenlik önlemi var ve havada sürekli helikopter sesini duyuyoruz biz. Katılımlarda oldukça güvenlik önlemi alıyorlar ve basın mensuplarına da katılabilmeleri için şöyle bir bileklik veriyorlar. Tören taçsız kralın kariyerine başladığı Villa Belmiro stadyumunda gerçekleşti. Pele'nin yakınları ve binlerce taraftar katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da törendeydi. Bakan Çavuşoğlu Pele'nin tabutuna çiçek bıraktı. Pele'nin Santos kentindeki cenaze törenini TV100 ekibinden spiker Hande Aydemir takip ediyor. Törenin ardından Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat stadyumda kalacak. Ardından da Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenecek burada ve Pele dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.